Kardeşim tabii ki de, bak kardeşim, overpowered. Bu özelliği. Lan, ümin neyseniz lan, bizi koş koş koş, atla 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 atla. Kardeşim, kardeşim, ayıp ediyorsun, ayıp, ayıp ediyorsun, seni o deliğe atarım. Bak kardeşim, atlatmayın, ben burada saldırı takımındayım. Kardeşim, ayıp ediyorsun, ayıp ediyorsun, öyle yapılır mı kardeşim? Oraya bir kale çek, böyle orta çağdaki kaleler gibi, ben de Fatih gibi geleyim, fethedeyim. Geldi adam, geldi. Daha doğrusu adamlar geldi. Lan. Gel lan buraya. Oğlum çalma benim kirimi. Çaldı. Çaldı. İşte videonun sonunda güzel bir şey var. Bir dakika. Slash plugin yazdığımızda Bedrock Bridge'i görebilirsiniz. Birincisi, bu plugin World Guard, World Edit gibi pluginlerle uyumlu. Yani sizler korumaya bunu yansıtabilirsiniz. Koruma attınız, VG diyelim. Ya da bir plugin yaptınız, please event'i devre dışı bıraktınız. Bu artık işlemez. Yani bu çalışmaz. Bu yüzden içiniz ferah olsun. World Guard'da destekler. Şimdi bir bakalım. Mesela light blue koyayım. Şöyle direkt buradan koyunca çalışmıyor. Ya da mesela ben buraya bakıyorum ve buraya blok koydum. Tabii tam koyamadım. Mesafe etmedi. Çalışmıyor. Oraya koymuyor. Hani geldim, ben buraya blok koydum, buraya blok koydum, çalışmıyor. Yani benim burada çalışması için illaki aynı mesafede olması lazım, gördüğünüz gibi. Ben şimdi geldim buraya, böyle koydum, böyle koydum, böyle koydum. Şimdi game mode'da olduğum için tabii ki de şu an eşyanın benden eksilmediğini düşünebilirsiniz, ama eşya eksiliyor. Bakın. Ve şöyle bir şey var, tabii ki de difficulty'li peaceful alacağım çünkü çok kötü gözüküyor gençler. Tabi ben pek yapamıyorum, şeyde de yapamıyorum, daha doğrusu Bedrock Edition'da da yapamıyorum. Yani görebilirsiniz, şöyle de yapabilirsiniz. Tabi ben bu kadar pro değilim, Bedrock oynayan oyuncular şu an Java'yı böyle gördüğünde biraz garip olacak. God Bridge falan hiç önemi kalmayacak. Şöyle yapılabiliyor muydu? Tabii ki de yapılabiliyordu. Tabi böyle eğildiğinizde bir anlamı kalmıyor tabi onun. Direkt şöyle koymanız lazım. Bakın, şu mesafeden itibaren oluyor. Bakın geldik şuraya kadar, yani şu bloğa kadar çalışıyor. Ama mesela geldim ben buraya. Şuraya yaptığımda çalışmıyor. Biraz daha geldim, çalışıyor. Yani sistem çalışıyor arkadaşlar. Renk uyumları olsun, her şeyi çalışıyor. Mesela bu rengi koydum, benden silindi artık. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Mesela granit, bunların hepsi de işliyor. Bunlar normalde stone olarak geçiyordu ama ben şunu da yaptım sizlerle birlikte. 1.8 ile 1.16.5, hatta 1.18.2'ye kadar pluginimiz destekler. Hatalar da bana bildirebilirsiniz. GitHub linkimde de paylaştım. Hem readies olarak hem de kaynak kodunu geliştirebilirsiniz. Eksik gördüğünüz şeyleri bana bildirebilirsiniz. Şöyle bir güzel bir bridge yapalım. Şöyle gelelim. Tabii şunlardan almak istiyorum biraz. Eksildiğini de görelim hep birlikte. Söyledim mi hatırlamıyorum ama World Guard uyumludur. Please event'i çeker, yani ben buraya blok koyduğumda please event de çalışmakta. Bu sayede geliştirdiğiniz pluginlerde bunu da kullanabilirsiniz. Yani bu sıkıntı vermeyecektir, söyleyeyim. Bugünlük videomuz bu kadardı gençler. İndirme linki açıklamada bulunuyor. Sizler de gidip açıklama kısmından Discord'umuza gelerek Discord'umuzdan eklentiyi edinebilirsiniz. Ayrıca GitHub sayfamıza kaynak kodları da bulunuyor. Nasıl yaptı acaba, nasıl oldu diye merak eden arkadaşlarımız varsa, en azından öğrenmek isteyen arkadaşlarımız varsa, bakın şöyle geldim, koyabiliyorum. Ya da şuraya geldim. Tabii mesafenin önemli, yani ben buradan oraya koyamadığım için otomatik altıma koyuyor. Ama ben şöyle yapsam yine koymaz. Çünkü şu eğime bakmam lazım. Ama ben buraya koyabildim. Bu yüzden aşağıma koymuyor gençler. Yani öyle bir bug da söz konusu değil. Buraya tavuk sıkışmış, sen nereye gidiyorsun? Gel 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 gel. Böyle Minecraft modlarında böyle durmalarını hiç sevmiyorum. Özgürlüğe git. Hadi hadi. Neyse gençler, videoyu beğenmeyi unutmayın. Galiba tavuk. Görüşürüz.